Evet, yeni bir dönem başlıyor. Basın İlan Kurumu yine az önce izlediğiniz gibi resmi ilan ve reklamlar artık bu 475 belirlenen 475 internet haber sitesinde yayınlanabilecek sayın seyirciler. Yusufeli Barajı'ndan su yüksekliği 100 metreye depolanan su miktarı 184 milyon metreküpe yaklaştı. Arayla bağlantısı kesilen eski ilçe merkezinde yerleşim yerleri suların altında kaldığı o görüntüleri izleyen ev sahipleri ise bakın nasıl duygulanlar yaşadı. Dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor. Barajın yapımının ardından 184 milyon metreküpe yakın su depolandı. Eski ilçe merkezindeki yerleşim yerleri su altında kaldı. Buradan geçmişimizi seyrediyoruz. Sular altında kalan 55 senelik evimizi, bahçemizi seyrediyoruz. Evimiz kaldı su altına, onu izliyor. İş yerimiz gitti, evimiz gitti. Allah'a üzüldük tabii ki eski halinden artık bir şey kalmamış yani. Yeni hali de güzel ama eski hali daha iyiydi. Çoruh Nehri üzerinde projelendirilen barajın 100 metreye yaklaşan su birikme anına ait görüntüler drone kamerasıyla çekildi. Bir ömrünü burada geçirenler su altında kalan anılarını izledi. Suyun altında kalan anılarımızı, yaşamlarımızı, evlerimizi, geçmiş hayatımıza bakıyoruz daha da. Evimi seyrediyorum. Evim kaldı orada sunun dibine. Onu seyrediyorum. Çok da üzülüyorum. Ama devletimizin karı için de Allah gene razı olsun diyorum devletimize. Türkiye'nin en büyük barajı nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ya üzünlenmek yani az kelime de bir ağlamama için kendimizi zor tutuyoruz yani. Yusufeli Barajı'nda yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi elde edilecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine başlayacak.